Beyler şimdi Enka Ankara garaja gidiyoruz. Bir tane 1.16 dizel aldık. Bu videomuzda onun yapım aşamasını anlatacağız. Evet beyler, aracımız bu. Bu kırılmış, bu tamirli gibi duruyor. Lan bu araba daha önce kaza yapmış galiba lan. Neden? Bir bakalım da. Şuralarında falan işlem var gibi duruyor. Evet. Aynen. Bu araba daha önce de kaza yapmış. Evet, aracımız geldi. Ailemizin çekicisi Veli Karacan. Her türlü aracınız çekilir. Araba çok güzel araba. Sağ ol abi. Allah kaza bela vermesin. Yol abi direkt marşa bastın. Hiç acımasın. Hiç. Doğru lan. Halatı bırak lan, halatı. Lan ne oluyor? Çekici birden düştü, nasıl oldu? Sağlam arabayla iyice durdular, yemin ediyorum. Beyler, arabadan düdüklü tencere gibi ses geliyor. Şenol abi arabayı çalıştırdı. Yürü yürü. Beyler, bizim en büyük problem araca şimdiki hasarı değil, önceki hasarı. Bakın, önceden bu arabayı kazasından sonra böyle toplamışlar. Abi temizlemiş. Ben beğendim. Beyler, abi, şimdi bir talihsizlik yaşıyoruz. Abi. Bu araç daha önce de kaza yapmış, iyi bir kaza yapmış. Şu kısımlarında işlem var. Ve motorun şu arka kısımlarında da yağ kaçakları var. İsmail, her kısmında bir şey var, gözünü seveyim. Bazen böyle şanssızlıklar da olabiliyor. Sürpriz. Evet. Şenol abi, senin yorumunu bir alabilir miyiz ya bu arabayla? Bu araç daha önce zombiymiş. Şimdi zombiydi, şimdi kombili olacak. Evet ya, aracın önceki hasarı büyükmüş. Şenol abi çok kızıyor. Çok kızıyor. Bu ustalar şimdi böyle... bu aracı orijinal hale getirmeye uğraşacağız. Nasıl olacaksa biz de biliyoruz. Arkadaşlar, şu hortum bulamadıkları için yerine yakıt borusunu aparatını takmışlar. Nasıl becerdiler ben onu, ama adamlar gerçekten çok yaratıcı zeka var. Bizim Duster'ların yakıt hortumu var ya. Buradan buraya yedek yapmışlar geçmeyi. Tahliyeyi yakıt borusu. Ben böyle bir şey görmedim, yemin ediyorum. Araç BMW cihazına bağlandığında 56.000 küsür kilometrede, 56.800'lerde bir sürü arıza vermiş. Ama ne hikmetse 57.300'de de başka arızaları vermiş. Yani bu araç 500-600 kilometre içerisinde bir kere daha pert edilmiş. Anlaşmalı olarak yapılmış bu işler. Beyler, şimdi bu araçla ilgili vardığımız noktalar şunlar. Bu arkadaş 19KK880 plakalı Çorumlu 1.16'nın sahibi, bu arabayla kaza yapmış. Daha sonrasında bu arabayı derme çatma toplatmışlar. Nasıl olduysa Exped'i bir şekilde bağlantıyı kurup bu arabayı perte çıkarmışlar. Şimdi geçenki airbag videomda da anlatmıştım size. Bakın mesela bu tamirli göğüs. Kaplama göğüs, ama göğsün burası kabarmış, şişmiş. Bunun içinde airbag var mı, yok mu? Buna diyot atılmış mı, asılmamış mı? Bu şüpheli.
Bu tehlikeli mesela şu an. Ben bunu söktüreceğim. Bunu söktüreceğiz, yeni göğüs alacağız buna. Bu olmaz, bakın. Zaten işçilikten belli. Buralar kabarmış. Buralar kabarmış. Bunda bir sıkıntı var. Şimdi ustamızın yorumunu alalım. Çünkü bu araba gözüken kazasında değişmesi gereken, ya radyatörleri bile sağlam. Değişmesi gereken bir far, bir intercooler, bir tampon. Şenol abicim, bu saydığım parçaların çıkmaya da yan sanayi temiz düzgünleri ne kadara gelir? Intercooler, çıkma tampon, çıkma far. En fazla 4000 lira tutar. 4000 lira bir hasarla aracı eksperle anlaşıp bilerek pert etmişler. Şimdiki sigorta şirketini dolandırmışlar. Binlerce lira zarara uğratmışlar. Peki abicim şöyle söyleyeceğim. Bu arabanın şu anki masrafı nedir? Eski masrafı nedir? Eğer orijinal yani şekilde toplayayım dersen evet, tamamen orijinal 30 bin liraya masraf etmeli. Bu arabanın durumu yani şeye döndü. Hani açılmayan şemsiyeler var ya. Maalesef. Bizim arabanın durumu ona döndü Şenol abi ya. Maalesef. Arkadaşlar bu araba şemsiye oldu. Hani şimdi bazen böyle çok merak ediyorsunuz, şey diyorsunuz. İşte hangi şirketten aldın, nasıl yaptın, biz de alalım falan diye. Benim hatam gidip arabaya bakmadım. Alacaksanız gidip bakın kesin. İnternetten gözüken resimlerini paylaşacağım. İnternetten baktım, araç düzgündü. O şekilde alayım dedim. İşte bazen de böyle sürpriz yaşayabiliyorsunuz.